şüpheli her duruma koyacağız. Arkadaşlar, vatanın birliğine ve beraberliğine dönecek her şeyin hepimiz karşısındayız. Arkadaşlar, anayasa belli. Başkomutan Cumhurbaşkanı'dır. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dır. Şu anda Metin Paşa'nın tümene bu şekilde müdahale edip tutuklamaları engelleme yetkisi yoktur. Ben 6413 sayılı disiplin kanununda yazan bir kuralı icra ediyorum. Savcı gelene kadar bütün adli işlemlere el koyma yetkisine sahibim. Devletin kanunudur. Gidip durumu yerinde istişare edeceğim. Gerekirse Metin Paşa'yı da tutuklarım. Bir başvuruş arkadaş vardı. Yukarıda başvuruş arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Sizler geleceğin. Mendele bir gerek kalmadı. Yaptırmayın. Şu anda. Albayın ağzında parlayın. Bunu değerlendirecek durumda değil. Burayı ele geçiren, burayı yönetim ele geçiren Ahmet Bican Kırker, Tuğgeneral toplantı salonuna geldi. Tabur komutanları, alay komutanları toplantı dedi. Bu esnada tanklar nizamiyedeydi. Nizamiyedeki tanklara verilen emir şu. Nizamiyedeki kalabalığı yarın geçin. Cemal Bayım orada kesinlikle dedi. Ben sivil halkı yaramam. Sivil halka neye karşılık? Ne yaptı bunlar? Niye düşmanımız? Aynen bu şekilde cevap verdi. Cemal Bey. Tanrı da değil. Şerefsiz, katılmış, fethullah bilen denen zümmetsiz köpeğin sözde teğmenleri bana ateş açmak için mevziye girdiklerinde kahraman silah arkadaşım İsmail Sulay önlerine geçti. Kazandığım 20 saniyeyle dışarı attım. Kendimi şu saatten sonra canını düşünen soysuz köpektir. Ya devlet paşa, ya kurgun leşe. Ya devlet paşa, ya kurgun leşe. Bakınız, özgür olmayanın iman olmaz. Fethullah bile cennete girecekse, ya Rabbim beni cehenneme al. Şunun verdiği emri duyan kimdir? Yüksek sesle kameraya söyle. Ne diye emir verdi bu? Tüm tanklar ateş ede ede halkın üzerine gitsin diye emir verdi. Yüksek sesle bir daha söyle. Bütün tanklar ateş ede ede halkın üzerine gitsin diye emir verdi. Bir daha söyle. Tanklar ateş ede ede halkın üzerine gitsin diye emir verdi. Teşekkür ederim başkanım. Sağ ol. İşte bu odur. Bu işi mesai sonrası yapmanız bir şey amaca hizmet ederek düşünülmüş bir şey. Mesai dağılmış, bilmem ne olmuş, cuma akşamı düşünülmüş. Bakın herkesin çoluğu, çocuğu, eşi var. Herkes bu vatana liyakatle hizmet etmek zorunda. Bizim insan gücü eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. 80 milyonluk devasa, Orta Asya'dan akan binlerce yıl dünyanın en eski devletlerini kuran, dünyanın en eski ordusunu iddia eden bir milletin içinden tabii ki çürüğü de çıkar, çarığı da çıkar, çıkıyor. Görüyoruz, evet. Naklen yaşıyoruz. Şu ana kadar 1000 kişi darp ettim.